Kurban Arapça karube kökünden geliyor arkadaşlar. Yakınlaşmak demek. Yani kurban kesen insan Allah'a yaklaşıyor. Kurban kesmemek için 50 dereden su getiriyor. 50 dereden. Borcum vardı hacı abi, şuraya bunu verecektim de hacı abi, borç para verdim de alamadım da hacı abi. Ya aslında kesecektim ama işte kurbandan sonra biz bir yere gideceğiz de o yüzden, ya araba alacağım da o yüzden. Oho! Sen bu kafayla kessen bile ne kadar yaklaşırsın Allah-u Teala'ya. Sen bu kafayla kessen bile ne kadar yaklaşırsın. Bak yaklaşmazsın demiyorum, illa yaklaşırsın. İlla bir yakınlık var. Ama bir az yakınlaşmak var, bir de çok yakınlaşmak var. Ya adam tribünlerde bile maçı seyrederken kale arkasına razı olmuyor. Lan geldin işte sahanın içindesin, seyret buradan maçı. Olmaz hocam. Şöyle diyor, kenardan kapalı tribünden diyor. Soğuk müşri bahtım da gelecek, şöyle bacak bacağı atacağım. Öyle seyretsem maçı daha güzel hocam. Ha bir de şeref tribünü var. Ah hocam çok hayalim biliyor musun? Şurada bir şeref şu maçı seyretsem diyor. Aynı maç. Bak daha fazla yaklaşmak istiyor, görüyor musun? Ooo bir de maçtan sonra futbolculardan birini es kaza yakalayıp selfie çektirdiyse cenneti kazandı. Forma morma verdiyse cennetin en üst makamları. Tabii forma morma aldıysan terli onun terli formasını aldıysan leş gibi kokan. Tamam kusura bakma, futbolcular için demiyorum, hepimiz için. Aynısı benim için de geçerli yani. Ben de şu anda bak terledim. Ha ama tek farkımız ne? Ben Allah için terliyorum. O top için terliyor. Aramızdaki fark bu. Yani onun teri mizana konmaz. Ama Allah'ın izniyle benim terim mizana konulur. Allah kabul etsin inşallah terimizi de. Sinema adam seyredecek. Sinema. Ya 2 saat. Yok lan buradan güzel olmaz. Hadi kalk bir daha. Erinmiyor arkadan. Burası nasıl? Az sağa kayalım. Olmadı sola kayalım. Lan bir film seyredeceksin ya. Ama kalite istiyor. Yaklaşmak istiyor değil mi? Yaklaşmak istiyor, hissetmek istiyor, maçı hissetmek istiyor, filmi hissetmek istiyor, hissetmek istiyor. Kardeşim ben şimdi kurban keserek Allah'a yaklaşacaksam öyle bir kesmeliyim ki, öyle bir kesmeliyim ki zerre kadar bunun lafını yapmamalıyım. Hele hele arkadaşlar, yani en üzüldüğüm noktalardan birisi kurban kesildikten sonra ilk telefonlar, ilk buluşmalar, ilk ziyaretlerde bütün mevzu sizin hayvan kaç kiloydu? Kemik ne kadar çıktı? Löpet ne kadar çıktı? Kavurmalık ne kadar çıktı? Şuna kadar oldu, buna kadar. Mangala ne zaman gidiyoruz bilmem ne falan. Ya abicim bak yaklaşmazsın demiyorum. Kurbanı kestiysen mutlaka bir yaklaşmak var Allah'a. Ama ne kadar yaklaştın? Ya sizin o kestiğiniz hayvanların ne eti ne de kanları bana ulaşmaz, bana lazım değil. Et de bana lazım değil. Kemikli et de bana lazım değil. Hayvanın kilosu da bana lazım değil. Derisi de bana lazım değil. Değil oğlu değil. Bana ne lazım? Bu hayvanı keserken ki şuurunuz, samimiyetiniz, İhlasınız, bana olan yaklaşma aşkınız, muhabbetiniz bana lazım. Ben ona bakıyorum. Kulum bu hayvanı keserken hangi kafayla kesiyor? Aklında ne var? Niyetinde ne var? Daha keserken, ulan buradan da güzel şey çıkar ha, kavurma çıkar mı diyor. Yoksa hayvana Bismillahi Allahu Ekber deyip bıçağı çaldıktan sonra tekbirler getirerek Rabbim sana hamdolsun, biraz daha sana yaklaşmayı bana nasip ettin diye icabında 2 damla gözyaşımı döküyor. Sonra geçip şükür kurban değil mi? 2 rekat şükür namazı var kurbandan sonra. 2 rekat namaz mı kılıyor? Ondan sonra eti parçaladıktan sonra kapısına gelen fakire fukaraya ya da tanıdığı fakire fukaraya dağıtıyor mu? Yoksa hepsini difrize mi atıyor? Anladın mı? Bütün bunlar Allah tarafından not verilen şeyler. Allah not veriyor. Bakın bakalım. Evvela bu hayvanı alırken kulumun niyetine bak bakayım. Niçin? Et için mi Allah için mi? Et içinse tamam bir çarpı koyuyorlar sana. Allah içinse bir tik atıyorlar, tamam olumlu. Buradan güzel not aldı. Haydi bakalım ondan sonra Bismillah Allahu Ekber diye mi kesiyorsun? Allah'ın adını anacaksın, bu şart. Bir insan kasten besmeleyi terk etse o hayvan mundar olmuştur. Kitaplar bunu söylüyor. Yenmez artık o hayvan. Niye besmeleyi kasten terk edilen hayvan yenmez? Babacım sen kurbanı niye kesiyorsun zaten? Buradan anlasana. Allah adına keseceksin de. Allah adına keseceksin.
Allah adına kesmiyorsan bırak kalsın diyor Mevla. Sen de yeme onu diyor. Mundar oldu artık o diyor. Niye? Benim adıma yapılmadı o iş. Arkadaşlar sadece kurban değil. Eğer Emrullah Hoca şu anda Allah adına konuşmuyorsa Emrullah Hoca'nın hizmeti de mundar oldu ha. Sen bir fakire bir sadaka verirken Allah adına vermiyorsun da gösteriş için veriyorsan senin sadakan da mundar oldu. Cami yaptırdın, üstüne de kocaman böyle ismini yazdırdın. Hacı Bekir oğulları bilmem ne falan yazdırdın oraya. Allah adına yaptığın her şeyi kabul. Allah adına yapıyormuş gibi gözüküp de başka niyetle yapıyorsan hepsi mundar oldu. Allah amellerimizi mundar olmaktan muhafaza eylesin arkadaşlar.